Bir dakika müsaade eder misin? Bir resimle bakalım. Sağ ol. Bir tane şöyle gör. Otur. Evet, tamam. Şöyle bir tane. Bir dakika. Bu tarafa bakar mısın? Şöyle. Tamam. Güzel. Tamam. Bir poz. Görüşebilir miyim? Bir tane daha. Lütfen bir poz daha. Evet. Çok güzel. Evet. Yaptığınız bağışlarla dikkati çekiyorsunuz. Afrika'daki açlar için bir dizi konser vermeyi düşünüyor musunuz? Ben bizim açları düşünüyorum. Onlar için konser vereceğim ve vermekteyim. Bir lokma bir hırka misali. Afrika'daki açları büyük devletler düşünsün. Silah satmak için harpler çıkartanlar düşünsün. Böyle düşünmeniz için bir sebep var mı? Var. Açlığı görmüş, açlığı yaşamış bir kişiyim. Anlatır mısınız? Hayatım açık. Gizlediğim hiçbir şeyim yok. Babam Almanya'da çalışan bir işçiydi. Kesin dönüş yaptığı günlerde evimizde bir bayram sevinci yaşanıyordu. Babamın gelişi ocağımızın tütmesi demekti. Hasta bacımın kurtuluş umuduydu. Elinizi çabuk tutun. Babam köye yaklaşmıştır. Karşılayalım onu. Baksana Yonca'ya. İlle beni de götürün diyor. Annem haklı Yonca. Yorulacaksın. Gene hastalanacaksın. Ben zaten hastayım. İyileşmeyeceğim ki. Başlama gene. Sakın üzülme. Babam seni üzgün görmesin. İyileşeceksin Yonca. Akranların gibi koşup oynayacaksın. Başına toprağına kurban olayım bu memleketin. Nasıl ha? Hani de bizim memleket. Güzel. Kardeşlerim beni sevecek mi baba? Ne demek ulan? Üçünüz benim kanımdansınız. Kardeşsiniz. Korkuyorum Hasan. Karım beni nasıl karşılayacak? Hoş geldin demez ya. Ama beni sayar kar. Sesini çıkartamaz. İki karı gül gibi geçinip gidersiniz. İndir beni abi, dinlendim. Babam beni ayakta görsün, üzülmesin hastalığıma. Yüreğim kıpır kıpır çocuklar. Bir de üzülüyordun, mektup yazmıyor, para göndermiyor diyordun. Gördün mü, temelli geliyor işte, burada bekleyelim. Geldiğini karşı tepeden görürüz. Çok özledim babamı. Bakalım benim bisikletimi getiriyor mu? Söz verdi. Getirir. Geliyor. Babam geliyor, onun arabası. Tepede. Hastanın durumu iyi değil. Yanına gitseniz iyi olur. Çünkü yaşaması Allah'a kaldı. Geçmiş olsun. Gelin. Yaklaşın. Nazlım. Çok yalnızdım gurbet elde. Bir günah işledim. Kadının çocuğu olunca da bırakamadım. Beni bağışla. Biz burada yarı aç yarı tok yaşadık. Kızımın ilaç parasını bulamadık. Sen orada uçkurunun keyfine düştün Hasan. Anne sus. Sırası mı şimdi? Annem o kadını görünce çok üzüldü baba. Anan haklı. Bak oğlum. Bundan sonra ocağımı sen tüttüreceksin. Kadın nasıl... Öldü baba. Çocuk yaşıyor. O çocuk Ali. Sizin kardeşiniz. Ona sahip çıkın. Üzülme baba. İyi olmayacağım. Talihsiz kızım. Ben sana, sen bana.
bekletine denk getirmiştim kızım. Babam, babam benim. Bisiklet istemiyorum. Seni istiyorum ben. Yanımda para getirdim oğlum. 100.000 marka yakın. O parada kadının da hakkı var. Ali'nin de. Bundan sonra senin yükün ağır oğlum. Amcanı ara. Baba yarısı sayılır. Baba. Sen gene başımızda olacaksın. Hepimizi çekip çevireceksin. Kanat gereceksin. Anne, anneciğim uyansana, uyansana anne. Ağlama kardeşim. Bak anne ne güzel uyuyor. Allah annenin yanına çağırdı. Beni de götürsün. Niye götürmüyor sanki? Seni bize bıraktı Ali. Ben senin abinin. Bak ablan da burada. Benim adım Emrah. Ablanınki de Yonca. Seni bisikletime bindireceğim. Çantanın içinde para var. Sayın teslim olun. Arabadan çıkan eşyalar da burada. Şu zaptı da imzalayın. İkiniz birden. Babam gelince bu bisikleti yapar değil mi? Yapar kardeşim. Tamir edince ben de seni bir güzel bindiririm. Amcama telefon edeyim ben. Yolsuzlar kaldı bize. İyi müşteri ayağını kesti. Vallahi en iyisi burayı kapatmak abi. Kapatıp da ne bok yiyeceğiz lan? Evde yok, avuçta yok. Alo, evet burası, evet evet, burada. Seni istiyorlar abi, köyden. Alo, benim ben. Vay Emrah, yeğenim, ne haber? Haberler iyi değil amca. Babamı kaybettik. Yarın kaldırıyoruz. Sen onca yolu gel de evinin yakınında can ver. Başımız sağ olsun. Gelirim Emrah. Bir bu eksikti, abim ölmüş. Başın sağ olsun. Aranız yoktu değil mi? Dargındık. Dirisinden ne fayda gördük sanki. Almanya'da tonla para kazandı. Tek kuruş kıyak yapmadı. Elimiz mahkum. Cenazeye gideceğiz. Allah Allah. Bak şu abimin günahına. Siz burada sefalet çekerken orada alemlere dalmış. Gül gibi karısı varken Alaman orospusuna takılmış. Ölmüş bir kadın için böyle konuşma amca. Günahtır. Günahı sen mi bilirsin ki arka çıkıyorsun o kadına? Babanız beni sokağa atsaydı o kadına anne mi diyecektiniz? Bizim anamız sensin. Doğuran, büyüten, çilemizi çeken gene sensin. Hakkını kim inkar eder güzel anam? Ortada bıraktı sizi. Ziyan sefil etti. Ah, param olacaktı da görecektiniz. Sizi namerde muhtaç eder miydim? Çok şükür namerde muhtaç değiliz. Rahmetli bir dolu mark getirmiş yanında. Mark mı? Ne kadar? 100.000'e yakın amca. İyi para. Aferin abime. Boşuna günahını aldık. Artık bu köyde duramazsınız. Hepinizi İstanbul'a götüreceğim. Küçük bir ev, bir de dükkan. Yarınınız garantide işte. Önce kardeşim. Hastalığına bir çare bulmalıyız. Tek çaresi İstanbul'dur. Başka İstanbul var mı yeğenim?
Doktor orada, hastane orada. Öyle değil mi yenge? Bilmem ki. Taş yerinde ağırdır. Koca İstanbul'da ne yaparız, ne ederiz? Ben varım yenge, ben varım. Yengemi, abimin yetimlerini kollamaz mıyım? Sahip çıkmaz mıyım? Allah razı olsun. Amca demek, baba yarısı demektir. Öyle değil mi yeğenim, ha? Evime hoş geldiniz. Sayenizde evim şenlendi. Kusura bakmayın yenge, evim biraz düzensizdir. Ben derler toplarım. Yakında kendi evini toplarsın yenge. Allah'ın izniyle bir ev satın alacağız. Ablamın burnu kanıyor. Yonca, başım ne oldu? Dönüyor yavrum. Abi. Ölecek miyim abi, ölecek miyim? O nasıl böyle söz, konuşma. Ağzından yel alsın. Hastaneye yetiştirelim amca. Hadi. Yanında kalabilir miyiz doktor? Faydası olmaz. Derin bir uykuda. Ayrıca yanında kalmanız sakıncalı. Kardeşim yaşayacak mı? Yaşayacak. Ama şunu bilin ki hastalığı önemli. Sık sık kanının yenilenmesi gerekecek. Ve üzgünüm, tedavisi çok pahalı olacak. Kardeşim yaşasın doktor bey. Paramızın son kuruşuna kadar harcamaya hazırız. Ablam niye gelmedi abi? Ablan hastanede kaldı Ali. Birkaç gün yatacak. İyileşip evimize dönecek. Ablam iyileşince beni bisiklete bindirecek. Ben ablamı çok seviyorum. Hepinizi seviyorum. Biz de. Biz de seni çok seviyoruz Ali. Hiçbir şeyi dert etmeyin. Önce bir ev, sonra kazanç için bir dükkan. Haklısın amca. Hazıra daha dayanmaz. Paramıza para katalım ki kardeşim daha çabuk iyileşsin. Yonca'ya canımız kurban da... Doktorların her lafına inanmayın. Paranızı boşa harcamayın. Ben gideyim artık. Seni de evinden barkından ettik. Canım feda size. Abimin emanetisiniz. Hoşçakalın. Güle güle amca. Karnım çok acıktı anne. Bana anne deme. Senin annen değilim ben. Anacığım. Babamın kızgınlığını parmak kadar çocuktan çıkartma ne olur. Şunu da unutma. Babamın bıraktığı parada bu yavrunun da hakkı var. Çok fedakar amcasın ha. Evini barkını akrabalarına bıraktın. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez oğlum. Hadi hayırlısı abi. Ne demişler, komşuda pişer bize de düşer. Abin çok para bıraktı galiba. Sağ olsun. Tonla para ve taş gibi bir kadın. Nazlı, köy güzeli, açılmamış bir gonca gül. Günaydın yenge. Hoş gelmişsin. Çocuklar hastaneye gittiler. Beklerim. Müjdemi onlar da duysun. Hayırdır? Allah garibanı görürmüş. Kelepir bir ev buldum. Kutu gibi. İki odalı, salon falan. Kaçırmaya gelmez. Bilmem ki. Emrah'ın aklı çoktur. Gelince konuşalım daha iyi. Konuşuruz. Çiçekleri abimle topladık abla. Çok teşekkür ederim. Annem nasıl abi? Evi temizliyor. Pırıl pırıl edeyim de kızım mis gibi evlerde otursun dedi. Ah benim canım annem. Çok yoruluyor. Yardım edemiyorum. Hiç ev işi yapamıyorum. İyileşince acısını çıkartırsın Yonca. Ev işlerini, yemekleri sen yaparsın. İyileşecek miyim abi? İyileşeceksin.
Güzel bir rüya gördüm abi. Sokaklarda deliler gibi koşup oynuyordum. Sonra uçar gibi oldum. Bir baktım ki sen beni bisiklete bindirmişsin, uçuruyorsun. Rüyan gerçekleşecek Yonca. İyileşeceksin. Bisiklete tek başına bineceksin. Hadi biz gidelim artık. Hafta sonunda taburcu olacaksın. Annemi benim için öpün olur mu? Abim öpsün. Ben öpemem. Çünkü beni hiç sevmiyor. Bir gün sevecek Ali. Benim annem analığın ne olduğunu bilir. Bir ana kuzususun sen. Bir gün sana da kucak açacak, göreceksin. Allah'a ısmarladık Yonca. Güle güle abi. Durup durup bozuluyorum şu abime. Nasıl yapar ya? Nasıl aldatır seni? Hem namuslu hem güzel karısı varken elin gavurundan nasıl çocuk yapar? Yaramı deşme Şehmuz. Çok kahırlandım. Arabanın içinde o Alman kadını görünce dünya başıma yıkıldı. Senden güzel olsa bari. Eline su dökemez be. Dünya güzelisin sen. Aman Şehmuz. Güzellik mi kalmış bende? Aynaya bak da gör. Çocuklardır. Ben açarım. Hoş geldin amca. Sen de hoş geldin. Yoncamız nasıl? Çok iyi. Hepinize selam söyledi. Yonca seni öpmemi istedi anne. Güzel kızım benim. Evi onun için temizlediğimi söyledin mi? Söylemez miyim hiç? Amcam bir ev bulmuş bize. Sahi mi amca? Elbette. Siz yetimlerin şansına öyle bir ev ki arasan bulunmaz. 12 milyona bitiririz işi. Yani 30 bin mark falan. Sen ne diyorsun anne? Ben cahil kafamla ne derim ki oğlum? Evimizin erkeği sensin. Bu evi alalım anne. Sağ olsun amcam. Baba yarısıyım Emre. Bu iş tamamdır. Rest. Gördüm kardeş. Babayı da gördüm beyim. Fulas. Esas babayı siz gördünüz karadam. Vay ballı puşt. Dünya makası alacaktık, sen makasa geldin bari. Şanssızlık ulan. Sen de çok blöflü oynuyorsun be abi. Sanki milyonersin. Öyleyim ulan. Hem de mark milyoneri. Çoğu gitti, azı kaldı Yonca. Yakında sen de akranların gibi çocukluğunu yaşayacaksın. Bisikletimi sakın unutma abi. Sözüm söz. Benim de sözüm söz. Ali'yi de bisikletime bindireceğim. Sahi onun için getirmediniz. Aman kızım. Yük olduğu yetmiyor mu sanki? Zaten onu görünce cinlerim tepeme çıkıyor. Ali de bir ana kuzusu be anne. Benim kuzularım, yavrularım ikinizsiniz. Güzel anacığım. Bize olan sevginin bir damlasını da o garibe versen ne olur sanki? Veremem. Ona baktığım zaman babanın bana ihanet edişini hatırlıyorum. Ben bir günah çocuğuna analık edemem. Gözlerimiz yollarda kaldı yahu. Yonca'yı biraz gezdirdik amca. Nasılsın yeğenim? İyiyim amca. Müjdemi duyunca daha iyi olacaksın. Ev işiniz oldu yenge. Evi satın aldın mı amca? Almaz mıyım? Kaçırır mıyım böyle kelepir evi? Milyonlara eline sayınca adam yelkenleri indirdi. Artık sizin de bir eviniz var. Hadi bakalım, götüreyim sizi yerleştireyim. Önce ben gidip temizlesem, ekseni gediğini kapatsam. Ev hazır yenge, eşyaları da var. Öteberinizi sonra taşırsınız. Yeni eviniz. Thank you.
İşte. Nasıl? Beğendiniz mi? Daha iyisi can sağlığı. Başımızı sokacak bir evimiz var işte. Allah razı olsun. Güle güle oturun. İşte anahtarın yenge. Sağ ol Şehmuz. Vazifem yenge. Şimdi sıra ikinci müjdemde. Dükkan işiniz de oldu. Bizi sevinçten öldüreceğim mi amca? Dükkanda mı kiraladın? Kira değil, ortaklık. Kendi işinin sahibi olacaksın yeğenim. Ancak ortaklık için 10 milyon koyacaksın. Ama paramızı yonca için saklıyoruz amca. Yeğenime bak. Parayı sokağa atmıyoruz ya. Hisse alacaksın. Haftada 50 bin lira. Paran da para. Ama gene sen bilirsin yeğenim. Yok amca. Sen daha iyi bilirsin. Bizim iyiliğimizi düşünürsün. Sen olmasaydın biz ne yapardık ki? Baba yarısıyız oğlum. Nasıl? Kararını verdin mi? Ortak olacak mısın? Olacağım amca. Hoş geldin ortak. Hoş bulduk usta. Usta değil. Ortak de bana. Sağ olun. İşi nasıl öğreneceğim? Kolay. Ortaksın ama işçi gibi çalışacaksın. Şehmuz'un büyük hatırı olmasa ortak falan almazdım ha. Sağ ol Arif. Ben de bu iyiliğinin altında kalmam. Yeğenimi iş sahibi ettim. Herkesten fazla ben çalışacağım amca. Seni mahcup etmeyeceğim. Koçum benim. Aslan yeğenim. Hadi sana hayırlı işler. Eyvallah Halif. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım ortak, sıva kolları. Selam. Otursana. Vay be. Bir kuş sütü eksik. Bizimki nasıl? Saf keriz. İnek gibi çalışıyor. Senden korkulur be Şehmuz. Şeytana bile külah ters giydirirsin ha. Sen de az cin misin ulan? İnsaniyet namına işe almadın ya, arpan hazır. Arkası gelecek değil mi? Hı-hı. Korkma gelecek. Bu derede balık çok oğlum. Hadi yarasın. Yarasın. Niçin uyumuyorsun? Korkuyorum abi. Gök gürlüyor baksana. Erkekler korkar mı Aliciğim? Anasının koynunda olursa korkmaz. Ben korktuğum zaman annemin koynuna girerdim. Şimdi de abinin koynuna girersin. Gel şöyle. Nasılsın Yonca? Alıştınız mı mahalleye? Alıştık amca. Arkadaşımız yok ama olsun. Onları seyrediyoruz. Ne güzel oynuyorlar değil mi? Merak etme. Amcana güven yeğenim. Yakında senin de derdine çare bulacağım. Sen de koşup oynayacaksın. Sağ ol amca. Annen evde mi? Evde. Abim sabah erkenden işe gitti. Ne yapsın çocuk? Eve ekmek getirecek artık. Alın bakalım. Bu çikolataları size aldım. Evet, teşekkür etmek yok mu Ali? Teşekkür ederim amca. Ha canım, afiyet olsun. Niye zahmet ettin Şehmuz? Masrafa girdin. Ev hediyesi aldım, adettir. Bu paket de senin. Benim mi? Senin tabii. Açsana. Hadi. Thank you.
Ben böyle şeyleri bilmem ki. Abim sana Almanya'dan hediye getirmez miydi? Nasıl getirsin ki? Gönlüne başka bir kadın düşmüş. Beni mi düşünecek? Düşünmeliydi. Dua etsin namuslu kadınsın. Senin yerinde başka kadın olsa bu güzelliğinle abime çifte boynuz taktırırdı. Allah korusun. Boyum kadar oğlum var. Sakın gücenme ama bunları al bende. Gücenirim. Sen daha iyisine layıksın. Süs benim neyime. Aynaya bakan kim? Bak yenge. Güzelliğini gör. Köyde değilsin. Düşkünler gibi dolaşma. Allah'ın verdiği güzelliği kullarından saklama. Sormayı unuttum. Kahve yapayım mı? İstemem. Ama akşama yemeğe gelirim. Ev yemeğini bir özlemişim ki. Bekleriz, buyur. Geleceğim yenge. Ama lafımı unutma. Aynaya bak. Güzelliğini gör. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hoş geldin amca, buyur. Hoş bulduk yeğenim. Elin kolun dolu geldin amca, çiçekler falan. İstanbul'da adettir. Yemeğe giderken çiçek götürülmeli. Bunlar da öteberi. Rakımı da yanımda getirdim. Oo, yengeme epey zahmete soktuk. Nerede, komşuda mı? Annem mutfakta amca. Bugün hiç çıkmadı zaten. Yardım edeyim dedim, istemedi. Seni yormak istemiyor da ondan. Hastasın biraz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Her şey hazır, sofraya buyurun. Hadi Yonca, Emrah. Hadi sen Ali. Geç otur. Hadi Ali, gel bakalım. Amcam tatlıyı da unutmamış. Rakısını da getirmiş. Böyle sıcak bir yuvada rakı içmemek olmaz. Bir kadeh de sen içer misin yenge? Tövbe, sen iç, afiyet olsun. Aa, bu yemeklerle içilmez mi? Bunca zahmet niye be yenge? Allah ne verdiyse yerdik. Zahmet mi olur? 40 yılın başında ev yemeği istedin yengenden. Hasret kalmıştım güzel yemeğe, eline sağlık. Afiyet olsun. Hepinizin sağlığına, iyi günlerinize. Afiyet olsun amca. Anne, bana bir şeyler oluyor. Kızım! Yavrum! Yonca! 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 Yonca neyin var senin? Durun üstüne varmayın. Yonca. Durun. Fenalık geldi çocuğa. Durun. Kardeşim. Ben gidip hemen bir doktor getiririm Yonca. Şimdi. Yonca söyle. Yonca! Böyle krizler sık sık olacak. Hastalığını söylemediler mi size? Söylediler. Geçenlerde hastaneye yattı. Kan verdiler. Ne güzel iyileşmişti. Gerçeği bilmenizde fayda var. İyileşmesi kolay değil. Her şeye hazırlıklı olun. Ne demek doktor bey? Ne demek istediniz? Kızım, yavrum ölecek mi yoksa? Allah'tan ümit kesilmez. Başka ne diyeyim kızım? Geçmiş olsun. Allah'a ısmarladık. Yavrum, canım yavrum. Bir tanem. Ağlama yenge. Ağlayıp da benim de yüreğimi parçalama. Yavrum. Bırakın kızı rahat rahat uyusun. Hadi ama. Sen de Emrah. Yemek de sana zehir oldu Şehmuz. Isıtayım mı? Olur mu yenge? Benim canım, benim nazlı yeğenim çiçek gibi solarken yemeği mi düşünürüm? Elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Hastaneye kaldıralım. Hiç faydası olmaz. Bu işin tek çaresi kızı Almanya'ya göndermek. Ah ulan para, ah! Paramız var amca. Elimizde, avucumuzda ne varsa verelim. Canımıza can katalım.
Yeter ki kardeşim iyilesin. Koçum benim. İşte aile dediğim böyle olmalı. Birbirini sevmeli, kenetlenmeli. Bir de senin gibi sahip çıkanı olmalı. Baba yarısıyım ben. Yüreğim sizinki kadar yanmaz mı? Almanya dedin amca. Öyle dedim. Öyle doktorlar varmış ki ölüyü diriltirlermiş. Bir gönderebilsek. Adamını bulmalı. Yanına katıp göndermeli yoncamızı. Şimdi ben rahmet mi okurum kocama? Madem ki kızımın şifası Almanya'daydı, niçin götürmedi? Açma yenge. Açıp beni de öfkelendirme. Abimin günahını ben temizlerim, merak etme. Her bir şeyi yaparım. Bulduğun adam benim ha? Yapma abi. Beni bulaştırma. Başımı belaya sarma. Bela değil ulan, nimet. Devlet kuşu say. 100.000'i bir arada görmedin. Milyonu göreceksin. Ama gönülsüz sen başkasını bulurum. Bulamaz mıyım ha? Bulursun elbet. Elinden ne kurtulur ki? Ağzımın suyu aktı milyon deyince. Nasıl olacak bu iş? Tereyağından kıl çeker gibi. Nasıl bir tezgah kurdum? Dinle de dudağın uçuklasın. Önce yeğenimin nüfus kağıdını kaparım ellerinden. Amca demek baba yarısı ya. Kerizler uyanmazlar. Nüfus kağıdını kaptım mı iş neye kaldı? Pasaporta. O da tamam. Alırsın kızın resmini, yapıştırırsın. Bir de palavradan mühür, oldu bitti bu iş. Şimdi ne kaldı ki yapılacak? Yalnız bir hafta ara vereceksin ki uyanmasın kerizler. Anladın mı deve? Güle güle harcı ortak. Haftalık kar payım. Bereket versin. Neşen yok be ortak. Bir derdin mi var? Kaç gündür yüzün hiç gülmüyor. Nasıl gülsün yüzüm? Ayrılık acısı girmiş içime. Bacım Almanya'ya gidecek. Hayırdır? Bilmem ki. İçim hiç istemiyor. Ama hastalığına şifa Almanya'daymış. Amcam yapıyor bu işi. Senin amcan yamandır. Elinden hiçbir şey kurtulmaz. Sağ olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. İşte yeğenimin pasaportu. Ver elini Almanya. Emrah'tır. Sağ ol yavrum. Gel koçum. Bunlara müjde verdim, ağlamaklı oldular. Yonca'nın pasaportu tamam. Bir şey söyle şunlara. Ne söyleyeyim amca? Ayrılık acısı ateş ateş yakıyor kaç gündür. Ayrılık mı bu? Bir düşünsene. Yonca'mız koşa koşa geliyor. Yanakları al al. Evin içinde pervane. O zaman unutmaz mıyız bu hasretin acısını ha? Unuturuz elbet. Nasılsa bir gün gelin olup gidecek. O günleri göstersin bana Allah'ım. Başka ne isterim ki? Ben gitmek istemiyorum abi. Ayrılmak istemiyorum. Ya ne istiyorsun güzel kardeşim? Damla damla erimeni mi görsün anacığım? Abin kahırla mı yaşasın ha? Onları da düşün biraz. Amcamız doğru söylüyor Yonca. Bizi seviyorsan gideceksin. Bak sana bebek aldım. Ali'ye de top. Gidersen, yanakların al al dönersen, yeniden doğmuş gibi olursun. Siz istiyorsanız giderim abi. Canım benim kardeşim. Yüzdük yüzdük, dananın kuyruğuna geldik. Paramız da hazırsa tamam. Sen burada bekle, ben çocuğu alıp gelirim. Hazır mıyız? Hazırız amca. Bu haliniz ne? Cenaze evi gibi. Oysa düğün bayramı olmalı. Canımız, yoncamız sağlığına kavuşacak. Bebeğini unutma abla. O burada kalsın Ali.
Niye almıyorsun Yonca? Sana arkadaş olur. Sizin yanınızda kalsın abi. Bebeğe bakıp beni anarsınız. Yonca koyun adını. Yoncanızdan ayrılmamış gibi olursunuz. Olur mu kardeşim? Bir taş bebek senin yerini tutabilir mi? Seni çok özleyeceğiz Yonca. Hadi çıkalım. Arkadaşım bekliyor. Yol arkadaşım bu tatlı kız mı ha? Benim yeğenim o, canım. Yavrumu önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum. Merak etme bacım, gözüm gibi bakarım. Benim de evlatlarım var. Onlardan ayırmam. Allah senden razı olsun. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek. Vedalaşalım artık. Arkamdan ağlamayın sakın. Üzülmeyin anacığım. Ağlarsak sevincimizden ağlarız yavrum. İyileşmeye gidiyorsun sen. Yollarını gözleyeceğiz bir tane. Koşa koşa gelişini görünce bütün acılarımız bitecek. Bisikletim de hazır olsun abi. Olmaz mı? En iyisini, en güzelini alıp senin için saklayacağım. Allah'a ısmarladık abi. Güle güle kardeşim. Yolun açık olsun kızım. Kuzum benim, süt kokulu. Yonca kızımı hastaneye yatırdım. Daha haftası dolmadan iyileşmeye başladı. Yüzüne renk geldi. Doktorlar bir aya kalmaz taburcu olur dediler. Hastane masrafları çok tuttu ama kızımız Allah'ın izniyle saatine kavuşacak. Hepinize selamı var. Büyüklerinin ellerinden, küçüklerinin gözlerinden öpüyor. Ben de selam ederim, Davut. Mektubu alınca hemen koşturup geldim. Allah razı olsun. İçimizi ferahlattın Şehmuz. Yonca bir de kendi mektup yazıp yollasa. Kokusunu duysak beyaz kağıtla ne güzel olurdu. Yazamaz ki oğlum. Doktorlar yazdırmaz ki. Yorulmasın diye hiçbir şey yaptırmazlar. Orada insan kıymetini bilirler. Haklısın amca. Kardeşim iyileşsin de her şeye razıyız. Garibim gurbet elde. Nasıl da özlemiştir hepimizi. Yapma ulan, azdırma beni. Özledim kız, canım çekti. Hadi gel, bekliyorum. Kalk, sofrayı topla, bulaşıkları da yıka, hadi. Ben hastayım, annem bana hiç iş yaptırmazdı. Ben anan değilim ulan, seni çok şımartmışlar. Kalk çabuk, yoksa parçalarım ha. Yapmayın, korkuyorum. Bırakın gideyim evime. Seni eve değil mezara yollarım kız. Üç kuruş para için derdini çekiyorum. Nazlanma hadi. Yürü çabuk. Anneciğim, abicim neredesiniz? Görün Nazlı kızınızın halini. Kurtarın beni, ne olur kurtarın. Bacından yeni haber var mı ortak? Çok şükür. İyileşiyormuş. Amcam yakında dönecek dedi. Şehmuz mu? Amcan. Hı hı. Ha. Amcan söylemiş de doğru söylemişti. Yoncamız bu ayın sonunda taburcu edilecekmiş. Şükür Allah'ıma. Kavuşmamız yakın demek. Allah senden razı olsun Şehmuz. Her bir derdimize Hızır gibi yetişiyorsun. Bundan önce ben de ot gibi yaşıyordum. Bir ailem oldu sayenizde. Yeğenlerim, güzel yengem. Sağ ol Şehmuz. Yoncamla bir de ben konuşsam, sesini duysam, haberini alsam. Sen istersin de ben yapmaz mıyım? Hadi hazırlan. Almanya'ya telefon açalım. Şimdi mi? Konuştururlar mı? Önce Davud'u ararız. O bir yolunu bulur. Hadi giyin de çıkalım. Benim giyinmem ne ki? Hemen çıkarız. Davut ne haber? Bak yanımda kim var? Yonca'nın annesi. Kızından haber soracak. Veriyorum. Gel.
Nasılsın Davut kardeşim? Sağ ol. Mümkün mü? Kızımla konuşabilir miyim? Yarım saat önce hastanedeydim bacım. Yonca aslanlar gibi maşallah. Sen hiç merak etme. Kendi çocuklarımdan ayrı tutmuyorum. Telefonla konuşturmuyorlar. Biraz sabırlı ol. Az kaldı kavuşmanıza. Elimle getirip teslim edeceğim. Sağ ol Davut kardeşim. Kızıma de ki annen, abin seni çok özlemişler. Yonca bebeği öpüp kokluyoruz. Ama kızımızın yerini tutmuyor. Allah ısmarladık kardeşim. Rahatladın mı biraz? Rahatladım ya. Gel bir yerde yemek yiyelim. Evde işlerim var. Ev işi bitmez. Biraz kendini düşün. Hayatını yaşa. Hadi gel. Nasıl? Beğendin mi burasını? Ben böyle yerleri hiç bilmem ki. Ah rahmetli abim. Seni hiç yaşatmamış ki. Yıpratmış bırakmış. Demek kadınlık yapmamışım ki. Gidip o Alman'ı bulmuş. Aptallığından. Harcamış seni. Güzelliğini görememiş. Aman Şehmuz. Diye diye güzel sanacağım kendimi. Güzelsin. Çok güzelsin. Yo içmem ben. Kızımın sızısı yüreğimdeyken içebilir miyim? Bu Meret, efkar dağıt. Kocandan ne gördün ki çocuklarından göreceksin? Böyle deme. Onlar benim canlarım, umutlarım, her şeyim. Yaşadığın kadar yaşamayacaksın yenge. Ben seni düşünüyorum. Güzel bir gün mü gördün sanki? Hadi. Hatırım için. Yapma. Ya. Seni seviyorum Nazlı. Senin kocan olmak istiyorum. Çocuklarına baba olmak istiyorum. Yapma. Bırak gideyim. Günahdır Şehmuz. Bırak gideyim. Yalvar. Kocan sana erkeklik mi yaptı? Başka kadını sevip okşadı. Erkeksiz yaşayamazsın. Erkeğin olacağım. Seni sevip okşayacağım. Canı çekmiyorum ha. Annem komşuda mı Ali? Komşuda değil. Şehmuz amcamla ablama telefon etmeye gittiler. Ah anacığım. Yavrusunun sesini duymak istemiş demek. İnşallah hayırlı bir haber getirir. Deli misin be kadın? Başımı belaya sokacaksın. Ölmek istiyorsan başka yerde geber. Allah kahretsin be. Anne. Anne. Ne oldu?
Yoksa kardeşime bir şey mi oldu? Olan bana oldu. Söylesene anne. Niçin yüzüme bakmıyorsun? Ben senin oğlunum. Söylesene. Niçin geldik bu şehre? Yüzüme bak. Bakamam. Derdini söylesene anne. Ben senin oğlunum. Niçin ağlıyorsun? Anlatsana. Ağlıyorum. Ağlayacağım elbet. Gurbetteki kızım için ağlayacağım. Kötü kaderim için ağlayacağım. Al bakalım ortak, bu son kar payın. Son kar payın mı dedin? Öyle dedim. Ortaklık bitti. Şaka yapma. Kendini sokağa atılmış görünce şaka yapmadığımı anlarsın. Hadi yürü bakalım, yürü. Anlaşmamız ne oldu usta? Avuç dolusu para verip ortak olduk. Çok saf kerisin be. Oğlum başka İstanbul yok. Uyan artık, uyan. Hani imzalı kağıdımız? Ha? Söz namus değil midir? Parayı verdik, ortak olduk. Ortaklık bitti. Öyleyse paramı geri ver. Güldürme beni. Hepsi tezgahta aslanım. Tezgahta ne demek? Git bunu amcana sor. Hayrola yeğenim? Bu saatte işte olman gerekmiyor mu? İşten kovuldum amca. Kar payımı da vermedi. Bak hele namussuza. Ulan Arif. Ben bunun hesabını senden sormaz mıyım ha? Başını belaya sokma amca. Her tarafı bela olsa ne yazar? Kusura bakma yeğenim. Seni içeri buyur edemiyorum. Bir misafirim var anlarsın ya. Bekarlık. Keyfine bak. Ben yabancı mıyım? Bari sermayemizi alabilsek şu Arif'ten. Yüreğini ferah tut sen. Ben yetimin hakkını kimseye yedirmem. Ciğerini söke söke alırım paranızı. Sağ ol amca. Bir de Yonca'yı soracaktım. Yeni bir haber var mı? Bildiğin gibi işte. İyileşiyormuş. Bir iyileşse, bir gelse bütün dertlerimizi unutacağız. Allah'a ısmarladık. Güle güle yeğenim. Az kaldı Emrah basıyor da. Neyse çekip gitti. Oğlumun yüzüne bakamıyor. Bu karayı temizle. Yoksa canıma kıyarım. Umurumda mı lan? Seni zorla koynuma almadım ya. Zorla aldın. Sarhoş ettin beni. Yılan gibi sokuldun. Vay nankör köpek vay. Ulan sahip çıktım hepinize. Kol kanat gerdim. Ben olmasaydım ortalıkta kalacaktınız be. Ortalıkta kalsaydık. Aç yaşasaydık ama bu rezilliği yapmasaydık. Öyle mi oldu şimdi? Tamam. Ne haliniz varsa görün. Kızım da gurbet elde çürüyüp ölsün. Yapma. Böyle konuşma. Beni diri diri mezara koydun. Bari kızımı yaşat. Ha şöyle. Yola gel. Kıymetimi bil. Kalk! Kalk tembel köpek! Allah'ın belası! Kalk ulan! Ulan burası otel mi? Kalk ortalığı silip süpür! Halim yok.
Ne olur acı bana. Sen hiç ana olmadın mı? Evladın yok mu senin? Başkasının piçine analık mı edeceğim? Kalk çabuk, yoksa alırım ayağımın altına. Ne iş olsa yaparım abi. Sen yaparsın da iş nerede? Ben işçi çıkartıyorum oğlum. Ya. Öf. Yonca'nın hastalığına para dayanmıyor. Gene göndermemiz lazım. Elimizde avucumuzda kalan hepsi bu. Yetmez ama ne yapalım? Üzerini ben tamamlarım. Ya, öküzün trene baktığı gibi ne bakıyorsun lan? He? Bu evde rahat konuşamayacak mıyız? Ben bir şey yapmadım amca. Sus lan. Hadi sokağa. Hadi. Veledini için yolladım biliyor musun? Seni canım çekti de ondan. Bırak, dokunma bana. Fazla Naz aşık usandırırım ha. Naz değil benimki. Kendimden utanıyorum. Durma yanıma. Rahat bırak beni. Önce beni rahatlat hele. Ali. Niye ağlıyorsun Ali? Yoksa kavga mı ettin? Kavga etmedim abi. Şehmuz amca kulağımı çekti. Annem evde mi? Evde abi. Beni yerden yere vurup durmayın. Vurmayın. Vurmayın. Kardeşim açlıktan ölecekti. Ben hırsız değilim abi. Bir gün sana borcumu öderim. Borcun yok oğlum. Helal olsun. Sağ ol. Ama sadaka almam ben. Borcumu ödeyeceğim. İlle de ödemek istiyorsan gelip dükkanda çalışırsın evlat. Sağ ol. Şehmuz evde mi efendim? Şehmuz burada oturmaz. Nasıl olur? Ben bu evi Şehmuz'a kiraladım. Son aylığı da vermedi zaten. Bir yanlışlık var. Burası benim tapulu evim. Deli misin kadın? Tapunu göster öyleyse. Öyle bir kağıt yok. Bende var ama. Kapı gibi tapum var. Seni oyuna getirmiş Şehmuz. Parasını ona saydık. Elimizde avucumuzda ne varsa verdik. Ben dert babası değilim. Kirayı ver. Hiç param yok. Ödeşelim o zaman. Güzel kadınsın. Her ay başı gelirim, ödeşiriz ha. Defol, Allah belanızı versin. Defol hayvanlar, Allahsızlar. Bulaşıkları yıkadım abi. Başka yapılacak bir iş var mı? Bugünlük bu kadar. Yarın gene gelirsin, seni haftalığa bağlarız. Sağ ol abi. Şimdi izinlisin. Sağ ol. Aa, dur biraz. Kardeşine biraz döner götür. Benden oldu mu? Allah razı olsun. Ali. Ali neredesin? Boşuna arama. Onu polisler götürdü. Polisler mi? Bir şey mi yaptı Ali? Ne yapabilir ki garibim? Suçu sokak çocuğu olmak, sahipsiz olmak. Sabah baskın yaptı polisler. Toparlayıp götürdüler. Ne yaparlar ona? Merak etme.
Hayırlısı böl. Çocuk esirgeme kurumuna teslim ederler. Hiç olmazsa başını sokacak bir damı, sıcak bir aşı olur zavallının. Ali. Abi. Abicim. Ali. Bak sana döner getirdim. Abi ben döner istemiyorum. Seni istiyorum. Ne olur beni bırakma. Yanındayım işte. Hadi gidelim buradan artık. Beni dinle Ali. Bizim yuvamız dağıldı. Burası da senin bir yuvan. Arkadaşların da var. Beni istemiyor musun? Bir abi kardeşini istemez mi? Yüreği yanmaz mı ayrılırken? Ama çaremiz mi var Ali? Sana bakamam ki. Abilik yapamam ki. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İşte sana söz Ali. Bir gün seni buradan alacağım. Peki sen ne olacaksın abi? Beni düşünme. Bil ki abin senin için çalışacak. Bir gün sana verdiğim sözü, Yonca'ya verdiğim sözü tutacağım. Size bir daha kimse vuramayacak. Vuramayacak. Ben yetim, vay. Sen öksüz, ben yetim, vay. Binmişsen aşk atına. Sesin çok güzel be oğlum. Niye şarkıcılık yapmıyorsun? Aklıma bile gelmedi. Benim gibi bir garibanı kim dinler? Sen garibansın ama sesin sanki bir çağlayan. Akıyor, insanı etkiliyor oğlum. Bir denesene ya. Ben ne yapabilirim ki? Kimseyi tanımam etmem. Biz neciyiz evlat? Senin gibi namuslu bir çocuğa yardım etmek her şeyden önce sevaptır. Sen sevabı bana ekmek vermekle yaptın abi. Bırak şimdi bunları. Evet mi, hayır mı? Onu söyle. Sen istiyorsan evet abi. Sonrasını biliyorsunuz. Plaklar, kasetler ve sahne. Bugünkü durumuma geldim. Hayat hikayeniz çok acı. Ya kardeşleriniz? Onlar benim içimde dinmeyen bir sızıdır. Ali evlatlık verildiği ailenin yanında kayboldu. Yonca'dansa hiçbir haber çıkmadı. Almanya'dan dönmedi mi? Almanya'ya hiç gitmemiş ki. Araştırdım. Böyle bir çıkış yapılmamış. Ve anladım ki bu da amcamın bir oyunuymuş. Baba yarısıyım diyen amcanız meğerse bir şeytanmış. Ne yazık ki ben şimdi o şeytana muhtacım. Yonca'nın yerini ancak o söyleyebilir. Bir yaralama yüzünden hapse girmiş. Bugün çıkıyormuş. Geçmiş olsun. Akrabalık böyle mi olur? Köşeyi dönmüşsün. Bir ziyaretime bile gelmedin. Bir paket sigara da getirmedin. Haklısın. Dertler içindeydim. Ne derdiymiş? Bir elin yağda, bir elin balda. Tonla param var. Para insanın sevdiklerini geri getirmiyor. Yonca'ya ne oldu? Öldüyse bilmek isterim.
Bunun için geldin demek. Menfaatin için ha? Ölmedi. Yaşıyor. Başıma bela oldu. Besledim. Baktırdım onu. Tonla masraf ettim. Yaşadığı doğru mu? Yalvarırım söyle. Masraflarını öderim. Elin mahkum. Ödeyeceksin. Hem de fazlasıyla. Kardeşim nerede? Önce para. 5 milyon. Tamam. Parayı getireceğim. Kuştepe, Aytaç Sokak 11 numarada seni bekleyeceğim. Polise haber verirsen bir daha kardeşini göremezsin. Yağma yok Şehmus. Çilesini ben çektim. Parayı sana yedirmem. Kızı dilendirip yolunuzu bulduğunuzu biliyorum. Ne yolu be abi? 3-5 kuruş para getiriyor. Naciye'nin analık hakkı ne olacak? Ama ne analık ha? Merak etmeyin. Komşuda pişer, size de düşer. Emrah'tır. Hoş geldin yeğenim. Buyur. Benim yeğenim delikanlıdır. Polise haber vermemiş. Bak, kardeşini analık babalık eden Davut'la Naciye. Davut'un nasıl babalık ettiğini Almanya'ya giderken gördük. Parayı getirdim. Hadi Naciye, Emrah'ı kardeşinin yanına götür. Hadi. Yonca. Kardeşim. Abi. Abi. Sen misin? Rüya değil bu. Sen geldin. Emre abimsin değil mi? Benim Yonca. Abi. Geceler boyu dua ettim abi. Ölmeden anamı, kardeşlerimi bana göster Allah'ım dedi. Sen ölmeyeceksin. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın kardeşim. Biliyorum. Öleceğimi biliyorum. Seni gördüm ya. Kavuştuk ya abi. Sarıl bana. Sarıl bana abi. Yonca! Yonca! Yetişin! Yetişin kardeşim ölüyor! Yetişin! Katiller! Hayvanlar! Hayvanlar! Gereken müdahaleyi yaptık. İyileşecek mi? Yaşayacak mı? Bak oğlum, gerçeği bilmelisin. Kardeşinin bugüne kadar yaşaması bile mucize. Kardeşimi yaşatın doktor. Bir şeyler yapın ne olur. Doktorlar Allah değil ki oğlum. Şimdi sana görevler düşüyor. Kalan ömründe kardeşini mutlu et. Her istediğini yap. Ve kesinlikle acını belli etme. Onu görebilir miyim? Görebilirsin. Allah sabırlar versin oğlum. Sağ ol. Doktor ne dedi abi? Ne diyecek? Anmadan azlı kardeşim varmış dedi. Hiçbir şeyi yok dedi. Sen ne dedin peki? Haklısınız dedim. Nazlıdır. Çiçek gibi narindir dedim. Çiçekler solar abi. Sen solmayacaksın Yonca. Çiçeği yaşatan sudur, topraktır. Sen sevgimizle yaşayacaksın. Suyun, toprağın olacağız senin. Sokaklarda koşup oynayacağım öyle mi? Oynayacaksın. Bisiklete bineceğim. Binecek. Güzel elbiselerim olacak. Bebeklerim olacak. Her şeyin olacak Yonca. Ne istersen alacağım. Çünkü sen... Sen... Abi, ne oldu? Niye yüzüme bakmıyorsun? Yüzüme bak abi. Ağlıyorsun abi.
Ağlıyorum. Sevinçten ağlıyorum. Çünkü kavuştuk. Çünkü sen iyileşeceksin. Canım abim benim. Annemle Ali için gelmediler. Şey... Haberleri yok ki. Nasıl gelsinler? Seni ancak hastaneye yetiştirebildim. İyiyim ben. Git abi. Onları getir. Tamam. Sen üzülme. Birkaç gün hastanede kalacaksın. Şimdi istirahat et. Allah'a ısmarladık. Güle güle abicim. Doktorlar Allah diye ki oğlum. Şimdi sana görevler düşüyor. Kalan ömründe kardeşini mutlu et. Her istediğini yap. Ve kesinlikle acını belli et. Seni bekliyorduk evladım. Hayrola? Ali'yi bulduk. Buldunuz mu? Bulduk evladım. Kim kaçırmış biliyor musun? Bize temizliğe gelen kadın. Polise gitmeden sana haber verelim dedik. İyi yaptınız. Adresini verin ne olur. Tabii. İşte adresi oğlum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sen de gidelim. Sağ olun. Abi. Ali. Kardeşim. Canım abicim. Çok üzüldün mü? Eziyet ettiler mi sana? Korktun mu kardeşim? Niye korkayım? Çocuk annesinin yanında korkar mı? Annesinin yanında mı? Seni kim kaçırdı Ali? Kaçırmadı ki. Ben kendim gittim onunla. Abi. Gök gürleyince annemin koynuna giriyorum. Hiç korkmuyorum. Ali'yi niçin benden sakladın? Niye söylemedin? Sana gelemezdim. Senin yüzüne bakamazdım. Tanrı'ya sığındım. Size analık yapamadım. Ali'ye kucak açtım. O da bir evlattı. Anacığından ayrılmış bir kuzucuktu. Bana haber verebilirdin. Veremedim. Cesaret edemedim karşına çıkmaya. Bana ettiğin sözleri hiç unutmadım. Taş değilsin, toprak değilsin. Hele anam hiç değilsin demişti. Unutmadım. O sözlerin niçin söylediğimi ben de unutmadım. Unutamam. Benim anam değilsin. Ne yazık ki Yonca seni görmek istiyor. Yoncam, yavrum. Buldun mu onu? Yaşıyor mu? Yaşıyor. O yaşadığı müddetçe sana ana derim. O bilmesin. O acı çekmesin diye. Hadi bakalım göster kendini. Binemem ki. Bugün biraz yorgunum galiba. Hasta gibiyim. Öyleyse eve gidelim. İstirahat et. Başka zaman binersin. Şimdi binmek istiyorum abi. Gene rüyasını gördüm. Bisikletin üzerinde kuş gibi uçuyordum. Hadi abi yardım et bana. Peki o zaman. Emre abi! Emre abi! Sonra beni de bildir. Gördün mü abi? Rüyalarım gerçekleşti.
Bisikletin üzerinde kuş gibi uçuyorum. Biraz alışınca esas o zaman kuşlar gibi uçacaksın. Her gün getireceğim buraya seni. Sağ ol abi. Çok iyisin sen. Bütün özlemlerim sayende bitti. Yaşamak ne güzelmiş gösterdin. Çektiğim acıları unutturdun bana. Acılardan söz etme artık. Bütün mutluluklar bizim olacak. Bir gün beyaz gelinini giyip yuvandan uçacaksın. İstemem deme sakın. Gelin kısmı hem ağlar hem gidermiş. Öyle değil mi kız? Lafımı duymadın mı Hınzır? Yonca! Yonca neyin var? Abi sarıl bana. Sımsıkı sarıl. Abi, abi. Yonca! Yonca! Kızım, yavrum, yoncam! Kız iyi ki elimizde ölmedi. Başımız belaya girecekti ha. İyi sıyırdın Şemruz abi. Allah bir kapıyı kapatır ötekini açar oğlum. Emrah çok zengin oldu. Onları küllüm ettin. Sana kıyak yapar mı artık? Kafan hiç çalışmıyor ayı. Anası bana yangın. Hala mı ya? Eli mahkum. Benimle yatan karı bir daha beni unutamaz. Utanmadan nasıl geldin bu eve? Hastaydım. Cenazeye yetişemedim. Başsağlığı dilemeye geldim. Kızımı sen öldürdün. Sen bir hayvansın. Sen bir katilsin. Şşşt. Bir kadın erkeğine hakaret eder mi? Özlemedin mi beni? Canım çekmedi mi ha? Katil! Katil! İçeride hepsini düşündüm. Yokunu özledim. Bırak beni! Var gibi seni özledim. Kimseye yar etmem. Bırak ulan! Ulan! Amcana silah mı çekiyorsun? Ulan! Baba yarısıyız be! Bizi yılan gibi sokarken baba yarısı değil miydin? Bizi açlığa iterken, kardeşimi ölüme atarken baba yarısı değil miydin? Bu kadını ziyan ederken baba yarısı değil miydin? Bu kadın diyorum! Senin yüzünden anam diyemiyorum! Ulan! O elindeki oyuncak değil, tamam mı? Ayağımın altında ezerim ulan seni! Sıkıysa ateş et bakalım. Hadi lan! Ben öyle.